Naruto ve Barışçı'nın durumu çok kritik. Buraya bir baskın gelirse eğer Barışçı'yı ve Naruto'yu kaybetme ihtimalimiz var. Pakez geliyor, Akili geliyor Barışçı'yı bitirmek için. Naruto yakın bir araç daha kafa attı. Oraya kimsenin yaklaşmamasını sağlamak istercesine bombalarını püskürtüyor. Ve uçağımız harekete geçti. Uçak kuzeyden başlayıp doğrudan doğruya güneybatı yönüne doğru ilerliyor. Kuzey tarafta Türk takımı bulunacak. Güney tarafta ise Arnavutluk takımı bulunacak arkadaşlar. Kuzey tarafa oyuncularımız atlamaya başladı. Türkler kıyafetli, Arnavutlar kıyafetsiz olacak. Bu şekilde oyuncular birbirlerini ayırt edebilecekler. RKS ekibinden bir takım harekete geçti. School tercihi mi göreceğiz? Okul tercihi görür müyüz acaba bu tarafta? Çünkü bu bölge bizim bölgemiz olması gerekiyor diye biliyorum ama rastgele ya da hot drop noktası da olabilir. S2G Barışçı'dan bir hot drop geliyor sanırım. Çevresinde çok sayıda rakip oyuncu var. Barışçı buraya iniş gerçekleştirdi. Okul bölgesi bildiğim kadarıyla bu tarz turnuvalarda tarafsız bölge oluyor. Burada çatışmak serbest oluyor diye bir bilgim var arkadaşlar. RKS ekibinden, Angry ekibinden çok sayıda oyuncu Barışçı'nın etrafında konum alıyor. Şu anda atış serbest mi? Kuralları hemen bir gözden geçireceğim. Pochinki ve Pekado ortak alan, oyun başlarında savaşmak serbest. Okul değilmiş, Pochinki'ymiş arkadaşlar. Savaşın serbest olduğu alan Pochinki'ymiş. Yani burada Barışçı'nın birini ateş etmesi ya da birinin Barışçı'yı ateş etmesi pek de mümkün olmuyor. Barışçı orada aracı gördü. Evet, atışını yaptı. Bir isabet gelmedi. Bir kışkırtma atışıydı. Buradan uzaklaşın dercesine bir atıştı. Bizim bölgemizde yer alıyorsunuz. Burada durmayın dercesine bir atış yaptı Barışçı aracın arkasından. Herhangi bir oyuncu hasar bulmadı bu noktada. Evet, Falki ve Dokunma ikilisi burada rotasyonu tamamlamış oldu. RKS ekibinden yine bir hareket, bir rotasyon var. Oyuncular araçlarıyla beraber ilerleyişine başlıyorlar RKS tarafında. Evet, beğenler için her birinize çok teşekkür ederim. Yeni gelenler de hoş geldiniz. Bu arada bir karşılaşma mı olacak bu tarafta? Hayır, Angry ekibi Shelter taraflarında bir pozisyon alma çabası içerisinde. Bizim takımlarımızsa kuzey rotasyon yollarından, haritanın ortasına yer alan konumlardan, köprülerden geçerek Yasnaya Polyana şehri çevresine doğru toparlanıyoruz. Rakip kuvvetlerini hızlı bir şekilde tek yumruk olacak hale gelecek şekilde toparlamaya devam ediyor bir yandan. Çok iyi bir ilerleyiş Angry tarafında ortaya çıkacak gibi görünüyor değerli dostlar. Angry'ler, RB'ler ve RKS'ler ilerlemeye devam etti. Angry'ler toparlandı bu tarafta. Takımların yarısından fazlası hazır. Bir takımımızı gözcü takım olarak tarlalara göndermişiz. Bir devriye atan oyuncumuz var. Daha doğrusu iki oyuncumuz. Bir tanesi Next Rüya Dokunma. Diğeri de GG Falki. Ya da Falki. Evet. Güzel güzel. Alanı taramak, harita bilgisini artırmak burada çok önemli. Rakiplerimizden Angry Rabbit yaklaşıyor. S2G Barışçı da hızlı bir şekilde Rabbit'lerin yakın konumlarında pozisyon almayı başardı. Angry Rabbit'i fark etmiş olabilir. Bu noktada Rabbit devam ediyor aracıyla. Soldan doğrudan doğruya Next Rüyanı ve Fenerbahçe'nin üzerine doğru gidiyor Rabbit. Henüz farkında değil çevresindeki tehlikenin. Bizimkiler şu an çıkarsa Rabbit'i burada düşürme ihtimalimiz bir hayli yükselir ama Rabbit son anda döndü. Son anda açıya girmekten vazgeçti. Ama yine de atışlar geldi. Yine de isabet aldı Rabbit. Birazcık daha. Sadece 1-2 metre daha ilerlemiş olsaydı burada durum çok daha farklı olabilirdi derken. Next Rüya ve Fenerbahçe karması takımımız. S2G'nin de desteğini alarak Sasuke'nin atışıyla bir nok çıkarmayı başarıyoruz o tarafta. Rabbit'e doğru bir atış denemesi daha geldi Sasuke'den. Med ekibinden bir kişi yerde. Arushi hedef halinde şu anda. Bir atış denemesi daha var Sasuke'ci. Macho'yu gördü şimdi bir deneme daha yaptı. Bir atış daha geldi. Bir kafa isabeti daha. Bu kesti bu yerde. Sasuke affetmiyor. Sasuke adeta ıskalamıyor değerli dostlar. S2G ekibi burada Angry ekibine karşı farkını ortaya koysa da soldan RKS ekibi. Tarladan, oradaki kraterden
Sasuke'ciyi görebilir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çok etkili bir backdoor yiyebiliriz. Geriden çok etkili bir baskı yiyebiliriz. Ama şu an için kontrol elimizde gibi görünüyor. İki nok çıkardık. İki tane kas kaldık en azından. İki kafa isabetimiz var. Moral, motivasyon açısından oldukça iyi bir durumdayız. Sasuke'ci ile beraber oyunu hızlı bir şekilde Arnavutluk tarafına doğru açmayı başardık değerli dostlar. Orada dokunma Angry Arushi'yi fark etti. Arushi'nin hareketlerini gördü. Henüz bir atış gelmedi. Takip ediyoruz. Rakibimizin rotasyonunu takip etmeye çalışıyoruz köprüler. Rotasyon yolları tamamen kontrolümüz altında. Her şey yolunda gibi görünüyor. Oradan bir isabet yedi Barışçı. RKS ekibi belirmişler. RKS ekibinin konumu artık biliniyor ekibimiz tarafından. Hiç sorun değil, birkaç hasar yiyebiliriz. En azından rakibimizin bilgisine sahip olduk bu noktada. Gayet iyi durumdayız. Gayet iyi durumdayız. Her şey yolunda. Oyunun 15 dakikası geride kaldı. Bir sonraki alan çok önemli. Alan hakimiyeti bizde. Sadece alan kıyısında güzel setler çekersek rakibimizi burada alana girme konusunda hızlı bir şekilde dezavantaja uğratabiliriz. TikTok'tan gelen ufak tefek hediyeler için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, kocaman beğenileri bekliyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Yeni alan işaretlendi. İşte bu kadar dedirten cinsten bir alan oldu. Ve oyuncularımız hızlı bir şekilde RKS'yi, Angry'yi, Arnavutluk takımlarını burada bırakıp yola çıktılar. Hızlı bir şekilde NVA Kerim önden yerini aldı. Diğer tarafta gölün etrafında Töhtoni'yi görüyorum. Töhtoni de aracını getirmiş. Buraya park etmiş. Aşağı taraftan SWG oyuncuları yine devam edecekler. RKS Loki en sağdan, en genişten devam edecek rotasına. Angry ekibiyle beraber ilerleyişini sürdürecekler. Sağdan Markelov, arkasından Steve, arkasından Diaz. RKS ekibi geniş açıdan Yasnaya Pollyanna'nın üstünde ortaya çıkan bu rotasyon yolundan, belki de Erangel haritasının en güvenli rotasyon yolundan, Kuzey Dağı'ndan, Stalber rotasyon yolundan ilerleyecekler ve burada yükseklerde bir konum elde edip birazcık da kumar oynayacaklar. Çünkü yüksek ama alanın çok da ortasında olmayan bir konuma ilerleyip burada bir sonraki alanın kendilerinin olduğu bölgeye işaretlemesini umut edecekler. Ama bizimkiler işi şansa bırakmamakta kararlı. Nextria dokunma. Hemen tepelerde bir konum buldu. Oradan gelecek olan rotasyonun çok da farkında olaraktan, oyunu okuyaraktan ilerliyor ekibimiz. Angry Arushi fark edildi. Şimdi atışlar dokunmadan geldi ama dokunma. Orada Arushi'ye ve Rabbit'e isabet getiremedi bu atışlarıyla derken Diaz Falky'yi düşürüyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Çok dikkat etmemiz lazım. Bu noktada Falky'yi kaybedemeyiz derken ilk kaybı verdik ama misilleme hemen hazır. Next Rüya dokunma. Angry Pakez yukarıda. Servet yukarıda. Etrafını sarmaya çalışıyorlar dokunmanın. Bir yem var. Yem durumu söz konusu. Dokunmayı yemlemeye çalışıyorlar. Tibu geldi. Kalabalık geliyorlar. Dokunma bunu fark etti. Ve şimdi durmaksızın hızlı bir şekilde burayı terk etmek durumunda kalacak. Aksi takdirde bir oyuncumuzu daha kaybedebilirdik. Dokunma çok zamanında çıktı. Tam zamanında çıktı ve buradan ayrılması gerçekten de çok önemliydi. Dokunmayı kurtarıyoruz. Bir oyuncumuzu kaybettik ama iyi tarafından düşünelim. İyi tarafından düşünelim. Rakibimizin konumunu tam anlamıyla biliyoruz artık. 3 mangamız buradaki yerleşkede. Alanın %70'ine neredeyse hakimiz hala. Alan Kuzeydoğu'ya vermediği sürece herhangi bir problemimiz yok değerli dostlar. Sortex hoş geldin. Herhangi bir problemimiz şu an için yok gibi görünüyor. Dokunmanın aracının tekerleri patladı. Bizimkilerden mi gelen bir atış sanmıyorum. Çünkü aracı bir Lamborghini, bir Lamborghini'si var. Bizimkiler Lambo'yu görünce zaten de demişlerdi ki bu bizden, ona atış yapmayalım. Rakiplerse Lambo'yu görünce bu Toros'a binmiyor deyip doğrudan doğruya atışlarına
Hedef haline getirmiş olabilirler bizim araçlarımızı. Angry Arushi yukarıda. Galiba rakip takımda bir araç var. Uazları orijinal Uaz değil gibi duruyor sanki ama. Sanıyorum sıkıntı olmayacaktır. Evet, med ekibi yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyordu derken alana bakar mısınız? Alana bakar mısınız değerli dostlar? Alan kimsenin beklemediği gibi tamamen kuzeybatı bölgesinde işaretlendi. Alan içerisindeki yerleşkelere birer birer takımımız doluşuyor. Birer birer açık arazideki konumlara yerleşirken bir yandan da rakiplerimizin rotasını kırmak için çabalarımız ortaya çıkacak. Rakiplerden bir kişi bu arada alana düştü. Sanırım oyundan düşmüş RKS Swag. Onlar da bir kişi eksilmiş oldu. Durum 15 vs 15'e gelecek. Çünkü Swag'i kurtarmak pek de ellerinde değil rakibimizin. Pek de mümkün değil gibi görünüyor. Angry Pakez ve Akili devam edecekler. Arka arkaya, arkadan takım arkadaşlarının da destekleriyle burada bir rota çizmeye çalışacaklar. Evet, güzel bir rota aslında bakarsanız. Yine alan kıyısında kalıp biraz daha şanslarını bir sonraki alana bırakmak istiyor Arnavutluk takımı. Arnavutluk tarafı ki oldukça mantıklı. Swag bu arada oynanın dışarısına can verdi ki bu da durumun artık resmi olarak eşitlenmesine sebep oldu. Atışlar var. Orta mesafe çatışmaları başladı. SUG ve NBA ekibi buradaki kamp alanında yerleşmişlerdi derken buraya rotasyon atan ALC oyuncularından da hasar alanları görüyorum bir yandan. Angry Tibur Rabbit SUG'lerin olduğu hangara doğru ilerledikleri sırada SUG Barışçı'nın atışları başladı. Şimdi kulübeye doğru ilerlemek durumunda kaldılar. İki taraftan da tehlike var. İki taraftan da sarıyoruz etraflarını. Birisi düştü. Rabbit'i de düşürmeyi başardık. Tibur da yerde. Rabbit de yerde ama Naruto ve Barışçı'nın durumu çok kritik. Buraya bir baskın gelirse eğer Barışçı'yı ve Naruto'yu kaybetme ihtimalimiz var. Naruto Barışçı'yı kurtarma çabası içerisinde. Henüz Angry'lerden ya da Arnavutluk oyuncularından, Arnavutluk takımlarının herhangi bir tanesinden buraya yönelik yapılmış bir harekat yok ama Pakez geliyor, Akili geliyor Barışçı'yı bitirmek için. Naruto yakın, bir araç daha kafa attı. Naruto çok kalabalık çevren derken Naruto Dele Taka'yı da düşürüyor. Angry Sori geldi şimdi, etraflarını sarmaya çalışıyorlardı. Sori kulübeye attı kendisini. Naruto'nun onu görmesi pek mümkün görünmüyor. Barışçı'yı kaybetmemekte kararlı Naruto. Aracına binmiş. Oraya kimsenin yaklaşmamasını sağlamak istercesine bombalarını püskürtüyor. Rakiplerine birazcık sola. Çatıdan sekecek bir bomba belki de oyunu bitirebilir. Naruto tarihe geçebilir aslında ama tam olarak bilgiye sahip değil sanıyorum ki. Barışçı'yı bırakmadı Naruto. İşte takım ruhu. İşte takım ruhu tam anlamıyla böyle bir şey. Bravo Naruto. Bu arada dokunma oradan harekete geçenlerden birer birer avlamaya başladı. Birer birer düşürmeye başladık. Bir kişiyi düşürdü dokunma. RKS ekibi tam ters taraftan dolanacak. Bu kez NBA ve TÖK karşılayacak. Atışlar başlıyor. Servet'in ve Pakez'in durumu çok kritik. Araçlarını terk etmek durumunda kaldılar ve araç patladı. Aracın patlamasıyla Servet de yerde. Pakez'in bombaları, Pakez'e düşen bombalar. Dört bir yandan gelirken dokunma Pakez'i de yakalamayı başardı. RKS Loki Kerim Yaman'ı düşürdü bu tarafta. Arkadan destek var ama hiç sorun yok. Conjure'un bombardımanı devam edecek RKS oyuncularının bulunduğu bölgeye. Angry'lerin bulunduğu bölge. Bombalar patlamaya devam ediyor. Arka arkaya çok sayıda bomba. Çok sayıda bomba. Çift taraflı geliyor. Dokunmanın bombaları. Dokunmanın bombaları. Burada Arnavutluk oyuncularına çok zor anlar yaşatıyor. Değerli dostlar derken dokunma bir kez daha çıktı. Sori yerde. Servet yerde. Dokunma durdurulamıyor. Sori'yi çekmeyi başardık. Arkadan atışlar var Akili'den. Dokunma yere yattı. Seslerini bıraktı çevresine. Hemen güvenli bir pozisyon kurmaya çalışıyor. Rebellion yaklaşıyor. Diti düştü. Dokunma düştü. Dokunma gereğinden fazlasını yaptı bu takım için. Yapabileceğinin fazlasını ortaya koydu. Şimdi alan dışarısında kalan Arnavutluk oyuncuları alana doğru koşturmak durumunda. Sasuke'ciyi bir kez daha çekti K98'ini. Bir kez daha alan dışlarına doğru bakıyor. Orada bir rakibini gördü. Dele Taka'ya bir atış geldi burada. Ve Dele Taka da yerde kaldı. NBA Conjure'un atışları. Kerim Yaman'ın atışları devam ediyor. Sağ tarafta Mad Besar artık tek başına.
Diti yerde, Mad Macho varmış bir de. Ailece Markelov da hayatta. 3 kişi kaldı rakibimin, sadece ve sadece 3 kişi. Mad Besar'a atışlar devam ediyor 4 bir yandan. Besar sağlık eşyalarını kullanıyor. Durum 11'e karşı 3'e geldi değerli dostlar. Birinci maçı tereyağından kıl çeker gibi aldık ama alanın bizim yanımızda olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Daha doğrusu maç daha bitmedi. Şu an için almış gibi görünüyoruz. Maço'yu gördük sanırım Kerim'le beraber. Kerim sizden göremiyor şu anda Maço'yu. Ama oradan sesleri duyuyordu ki Kerim. Son anda gördü. Ve atışlarıyla beraber Maço'yu düşürmeyi başardı. Maço artık oyunun dışarısında kaldı. Diğer tarafta Besar. Happy. Yerde kalan Sasuke'yi kurtarmaya çalışıyor bir yandan. Diğer tarafta bizim oyuncular... Başka konumlarda kalan Arnavutluk oyuncularını bitirmek için harekete geçtik ve Besar'ı da bitiriyoruz o tarafta Rex ile beraber. Conjure geldi, birbirimizi düşürmeye başladık o tarafta. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sadece bir kişi kalmıştı yanlış değilsem eğer. Sadece bir kişi vardı. Geldi mi? Kerim Yaman düşmüş. Galiba geliyor maç arkadaşlar. Bu noktada maç bize geliyor. Evet, şu anda doğrulamak gerekiyor. Hemen bir doğrulayalım galibiyeti. 1, 3, 5, 7, evet. Doğruluyoruz. Galibiyet kesinleşiyor. Türkiye 1, Arnavutluk 0.